Taş kırılır, tun çerir ama Türklük ebedidir. En büyük savaş, cahiliye karşı yapılan savaştır. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsali olmuş bir milletiz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayabildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek hiçbir güç düşünülemez. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin. Yurtta sulh, cihanda sulh. Egemenlik verilmez, alınır. Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksulsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir ulus sanat ve sanatçıdan yoksunsa hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. Büyük başarılar değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her kurtuluşun anası hürriyettir. Yurtta barış, dünyada barış. Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez. Halkını cehalet ile sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur. Türk milletinin karakterine en uygun idare cumhuriyettir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlimden başka yol gösterici aramak cehalettir. Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu!